Evet sevgili seyirciler, takvim ve tarih ikinci bölümüyle ekranlarınızdayız. Tekrar ilk bölümde aslında güzel de bir yerde kalmıştık hocam. Vatan meselesini işlemiştik. Biraz tarihin içine çıkmıştık. Ve hocam bizi biraz daha konuya davet etmişti deyip biraz da toplumumuza çekmek istiyorum hocam ben konuyu. Türklerde tarih yazıcılığında, daha doğrusu vakanüistik mi diyoruz hocam? Osmanlı'da. Bizim tarihçiliğimizi irdeleyecek olursak hocam, biz tarihçilik alanında nasılız? Tarih yazmacılığı alanında. Doğru, iyi bir tarih yazıcı olan millet olarak bilmiyorum. Veyahut da çok mu geç başlıyoruz? Doğru. Çok mu geç başlıyoruz? Yok. Neden yok? Şöyle, göçebe bir toplum. Göçebe toplumlar böyle... Orada iş kolları fazla değildir. Çok sadedir. Mesela kale yapan, duvar ustaları yoktur. Kapkaçak yapan insanlar yoktur. Yılkıları vardır, sürüleri vardır. Hayatları devamlı topraktan toprağa geçerek, değişerek, daha verimli otlaklar peşinde koşarak geçer. Dolayısıyla bizim tarihimiz yazımızdan önce başlamış. Bugünkü bilgilerimize göre işte Göktürk kitabeleri dediğimiz, ki onlar da 8. yüzyılın ilk yarısına aittir. Çok geç. Ama ondan önce bizim 1000 yıllık tarihimiz var. Evet. O yazıtlara gelinceye kadar. Tarih yazının icadı ile başlıyor. Bize ait kaynaklar olmayınca biz kendi tarihimizi ne kadar doğru kurgulayabiliriz? Her milletin tarihi öncelikle kendi belgelerinden öğrenilir. Biz bu döneme kadar olan kısmı çoğunluk Çin yıllıkları üzerinden giderek çözmeye çalışıyoruz. Orhun kitabelerinde bile hocam, yani Çin ilinden Bedizci Urturup ben bir taş tokuttum ifadesi geçiyor. Evet, yani, resimci resimletmiş. Resimletmiş yani. Resimletmiş. Tabii, orası da ilginçtir. O Kültüken kitabesinin bir Çince kısmı var. Orada müthiş metiye var. Evet. Çin Kağan'ı adına oradan gelen görevli yazmış. Çince olarak yazmış. O Kültüken'in kahramanlıkları anlatılır. Ama diğer üç yüzde ve kenarlarda da Çin milleti sahtekar olduğu için, Çin kurnaz olduğu için uzaktaki milleti yaklaştırır. Kötü şeyleri ondan sonra düşünürmüş. Üşeğinin yumuşaklığına aldanma, kızlarının işte güzelliğine aldanma. Şu orada öğretici bir tarih mi? Şimdi tabii sırf tarih olsun diye yazılmış değillerdir. Bir zafer kitabesi de değillerdir onlar. Nedir? Örneklerle geçmişi gelecek nesillere anlatmaya çalışıyor. Yani biraz önce öğretici tarihçilik dedik ya, belki öyle bakılabilir. Yani Çinli'ye dikkat et. İşte tarihin bir tanımı da bir milletin hafızasıdır, geçmişidir. Geçmişini unutma. Bak ne yapar? İşte doğuya giden gittin, batıya giden gittin. Gittiğin yerde kanın nehir gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı. O onları söylerken bunu yapanların başta geleni Çinlidir. Ama enteresan, Çinli övüyor efendim orada Kültükin'i. Halbuki bizim kitabede de belki Çinli'ye de karşı övüyordur hocam. Çinli'ye karşı müthiş bir şey vardır. Antipati vardır. Kitabelerin bilge kitabesinde de öyledir. Aşağı yukarı birbirini tekrar ederler. Üç kitabede de öyle tekrar yani. Ederler. Tabii birbirini tekrar eder gibidirler. Şimdi elimizde bunlar var. Arkeolojik malzeme var. Arkeolojik malzeme üzerinden gidiliyor efendim. Ha bu acaba Hun toplumunu veya Göktürklerin en azından birinci Göktürk Kağanlığını doğru yansıtabiliyor muyuz? Biz tarihimizi Hunlarla başlatıyoruz. Acaba onun öncesine götürebilir miyiz? Mesela Sakalarla ilgili anlatımlar var. Başlangıçta siz Herodot'u söylemiştiniz. Herodot da var. Sakalardan söz ediyor. Hatta sakaları üç gruba ayırıyor Herodot. Bir sivri külahlı sakalardan bahsediyor.
Esik kurganında bulunan altın elbise, altın muharip evet. deniliyor. Orada da onun böyle başlığı upuzun sivri bir biçimdedir. İnanılmaz bir yani materyal. Orada sivri külahlı sakalar diyor. Öbür tarafta onu M.Ö. 5. yüzyıla tarihlendiriliyor o. Mesela yine şey vardır. İskender'in İran'ı yenilgiye uğrattıktan sonra, İran'ı ele geçirdikten sonra doğuya gidiyor. İskender'in asıl yönü doğudur. Hı hı. Doğuya gidiyor. Amuderya'yı geçiyor. Sirderya kıyısına gelince diyor ki müthiş ok atan bir kavimle karşılaştı. Okları karşısında duramadı. İskender nereye gitti? Kıvrıldı. Doğuya gidiyordu. İskender'in yolu doğuydu. Eğer Ceyhun'u düzelteyim, Seyhun'u da geçmiş olsa idi. Kesinlikle doğuya gidişini sürdürecekti. Çin'le karşılaşacaktı. O güneye doğru bir yol takip etmek zorunda kaldı. Hindistan'a gitti. Orada sonu oldu onun. Kimdir bunlar? Mesela 4. yüzyılın sonlarıdır bu hadise. Hı hı. 4. yüzyılın sonlarında kim var? M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Altaylar merkez olmak üzere bir Saka devletinin varlığı artık bugün biliniyor. Ama Sakalara ait hiçbir metin yok. Yani biz ne kadarını yazmışız, hiçbirini yazmamışız. Bir iki metin çıksa, yani tarihimizin, tabii Kur'an şu anda benim söylediğim, tarihin Kur'an olmadığını söyledim. Ama bunu da düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Kur'anları bazen çok kullanırız biz. Nerede kullanırız onları? Şimdi kalkıyor biri diyor ki bunlar budur. Emperyalizm çağında 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları Almanlar Orta Asya'da Cermen izleri arıyorlardı. Cermenlik neresi? Orta Asya neresi? Hı hı. Tarih bir de şimdi biz belki tarihin bu boyutunu da yani emperyalizm ve tarih yani emperyalizmin bir aracı olarak geleceğim bir soru daha var hocam ama siz yine anlatmanıza devam edin. Peki hocam Nedim hocama dönmek istiyorum. Sakalar Türk müydü diyecek olursak yani hiç mi bir şey net olarak elimizde tarihi bir belge yok diyoruz. Ancak hani bu izlekleri sürersek Türk olma ihtimallerini değerlendirebilir miyiz? Kızılderililerin daha Türk olduğu noktasında söylemler var şimdi hocam. Çok akıl kârı gelmiyor diyor birçok tarihçi ancak üzerine duran tarihçiler de var. Mesela ben yabancı makalelerin çevirilerine böyle bazen denk geldiğimde buna tutkuyla inanmış tarihçiler de var. Yani ben, işte, şimdi izin verirsen hocam şunu zaten, söyleyeyim. Pardon, şimdi yeri gelmişken hocamı biraz tanıtalım. Hocamın tarihçiliği açısından iki farklı yönü var. Birisi genel Türk tarihi alanında kendisi uzman. Bir diğeri de Cumhuriyet tarihi alanında uzman. Onun için bu soruyu hocam açıklarsa daha iyi olur. Buyurun hocam. Evet Dursun Alak Bulut, Profesör hocam cevaplasın bunu. Ben soruyu alabilir miyim? Birden sakalar. İstekleri takip ettiğimizde evet. Hakikaten Türk şimdi, bir tarihçi olarak bakın, Türktür veya değildir. Tamam net olarak dediğiniz tarih adına, yazmamışız şimdi ama. Şimdi tarih adına eğer konuşuyorsak burada hı-hı. tarih nedir diyorsak tarih bir tespit dedik. Neyle ben tespit edeceğim? Elimde veri yoksa. Ha bunu tespit edemiyorsak Türktür dememiz mümkün değil, değil tarih metodu açısından. Fakat şimdi o kadar taliplisi var ki herkes böyle tarih metoduna bağlı kalarak konuşmuyor. Evet. Bazen de böyle az önce örnek vermeye çalıştım. Gittiler bugünkü Afganistan'da Toharları buldular. Dediler ki bunlar Cermendir. Hatta bizim Kırgızların bile Indo-Cermenliğini söyleyecek kadar ileriye gittiler. Şimdi eğer biz bunu tamamen Türktür demiyoruz tarih metodu açısından. Çünkü elimizde verilerin olması lazım. Böyle bir tespit yaptığımız zaman şundan dolayı bakın burada bu yazıyor. Bunları birer birer ortaya koymak lazım. Bunu söylediğimizde. Ama diğer taraftan gelip siz bıraktığınız zaman o alanı bir başkası geliyor. O alana giriyor. Evet. Sahipsiz. Sahipsiz bırakmamak için onun üzerindeki kuramları bu defa gündeme getiriyoruz.
O kuramların gündeme getirilmesi lazım. Bir şey, şimdi tarihte bak, Hindistan'da Kuşan Devleti kuruldu. O Kuzey Hindistan'da. Kuşanların bir hükümdarı var, Kanişka. Onlar bir gruptur. İşte birinci, ikinci, üçüncü Kanişka Osmanlı tarihinde de vardır. Biliyor musunuz? Hindistan'dan Londra'ya kadar sempozyumlar, konferanslar düzenlenmiştir. Kanişka konferansları. Şimdi ben yıllar önce bunu duyduğumda, okuduğumda hayretler içerisinde kaldım. Yani tarihte adamın iki tane parası bulunmuştur. Tarihi kişilik olarak hakkında fazla bir bilgi de yoktur. Neden bu ilgi? Bu söylediklerim 1900'lü yıllardadır, sömürgecilik çağındadır. Evet. Şimdi tarih ve siyaset, tarih ve işte bu bir hegemonya alanları denildiğinde eğer ona girersek korkunç çalışmalar yapılmıştır. Mesela bu genel Türk tarihinin temellerini atan bir Fransız bundan 250 yıl önce, Döguigny, Joseph Döguigny bir Fransız. Şimdi Selçukluların Orta Asya'dan geldiğini söyleyen o. Bizim o tarihte ne olduğumuzu bilmiyoruz. Tarih adına medreselerde siyer, megazi okutturuyoruz. Bu gazavatnameler, savaşların hikayesi, peygamberimizin hayatı. Muazzam ve Çin kaynaklarından alıyor. Bütün o boyları, boyların nerede, ne zaman bulunduklarını, devletlerini vesaire. Türklerin, Moğolların vesaire, Tatarların tarihi umumisi adı altında Hüseyin Cahit. Yıllar sonra tercüme edildi o eser. 1900'lü yıllarda tercüme edildi. 1756-1758'de yazılmış kitap. Şimdi ondan bu yana geliyoruz. Ruslar Orta Asya'yı işgal ettikleri zaman orada bir altyapı çalışması diyeceğim ama tarih altyapısı çalışması başlattılar. Kimdir bu kavimler? Baktılar ki kaynak Çin yıllıkları. O sırada kendilerinde o yıllıkları tercüme edecek adam olmadığından bir Fransız'a havale ettiler işi. 1903'te o Fransız'ın yapmış olduğu çalışma Petersburg Bilimler Akademisi tarafından basıldı. Şimdi tarihin bir böyle kullanıldığı yön olduğundan Sakay'ı getirdik. Yani biz tarihimizin ne kadarını yazdık, yazamadık. İşte ondan dolayı Saka tabii insanın içi burkuluyor. Keşke bütün yazabilseydik. Yani ben de bu duygularla hep konuşuyorum ve bu soruları da bu yüzden yönlendiriyorum. Ama o biraz tarih sizin... Tarihsel dayanak elbette ki getiremiyorum kendimi ama zaten. Ama o biraz sizin ancak toplumunuzun tarihsel anlayışıyla da veya şey devletinizin tarihsel anlayışıyla da ilgili değil mi? Şimdi mesela biz devletlere isimler verirken mesela Orta Asya'da farklı bir isim verme yöntemimiz var. Arap İslam kültürüyle karşılaştığımız zaman kurucusunun ismiyle devletlere anıyoruz. Ama buna karşılık Batı sürekli olarak toplumun ismini devletin ismi olarak algılıyor. Selçuklara mesela değil mi hocam? Türkiye ifadesini rahatlıkla kullanabiliyor. Bir de yani o söylediğiniz topluluklar kendisini nasıl tanımlıyor? Bu kimlik bugünkü yani Türk, Alman ve Fransız bugünkü anlayış mı? Bugünkü anlayışla biz onlara bakıyoruz. Dolayısıyla onlar kendilerini nasıl algılıyor? Bence orayı da yani eğer akademik olarak bakılacak olursa düşünmek lazım. Peki devamiyeti olabilmesi açısından ama muhtemel olarak görülebilen olanaklardan birisi Sakaların Türk olabileceği. Değil mi hocam? Ben yine oraya şey yapacağım bu olayı ama çünkü şundan dolayı diyorum. Mesela bizim branşımızda edebiyatta işte nacizane bağdaştırdığımız zaman Orhun kitabelerinde ilk yazılı anlatıyoruz ancak dili incelediğimiz zaman diyoruz ki bu kıvama gelebilmesi için bir dilin en az 500 yıla ihtiyacı vardır deniliyor. En az. En az yani o dilin işte interlandığında 500 yıla ihtiyaç vardır. Evet. Türklerin de bu kadar büyük işte Asya Hun Devleti değil mi hocam? İlk yazılı olarak. Evet. Yani şu an geri gittiğimizde evet Asya Hun Devleti'dir dediğimizdeki bir devlet mentalitesinin oluşabilmesi için de gerilerinde büyük bir devlet olması lazım. Bak bir şey daha burada söyleyeyim. Barthold, Türkolog. Wilhelm Barthold. 1925
İstanbul Üniversitesi'nde dersler veriyor. Dersler, Orta Asya Türk Tarihi hakkında dersler diye de yeni alfabeye, yani Latin alfabesine aktarıldı, o basıldı. Kültür Bakanlığı'nın yayınlarından çıktı. Orta Asya Türk Tarihi hakkında dersler, dersleri neyle başlatıyor? 1925'te. Göktürklerle başlatıyor. Bakın 20. yüzyılın başlarında Hunlar bile, Hunların menşe nazariyeleri, hangi mensubiyetleri, kimdir bunlar, hangi millettir bunlar, bunlar tartışmaları yapılıyordu. Bazılarına göre Moğoldular, bazılarına göre işte Türktüler veya başka milletlerdendiler. Şimdi artık şey kalmadı o konuda, bir tereddüt kalmadı. Çin yıllıkları çok fazla tercüme edildi. Bunda da tabii değişen dünya ne oldu? Şöyle, bize millet, bakın iki tane Çin var. Birini tabii milliyetçi Çin, o Formazo'daki. O Amerika ayakta tutuyor. Dolayısıyla Amerika'nın müttefiklerinin de iyi ilişkileri var. Ama diğer tarafta da işte Mao Çin'i. O dönemde Türkiye'nin bu Çin'le, milliyetçi Çin'le tarihsel anlam, tarih araştırmaları anlamında çok yakın ilgisi oldu. Oradan öğrenciler geldi, doktora öğrencileri. Doktora öğrencilerine tercümeler yaptırdılar. Bizim hocalardan doktora yaptılar. Ama Çince tercümeler yaptı. Çok Türkçe'ye çok kitap orada kazandırıldı doktora tezi olarak. Bizimkiler şeye gitti, Çin'e gitti. Milliyetçi Çin'e gittiler. Orada Çince'yi öğrendiler. Yani biz Çin yıllıklarındaki bilgileri ancak Fransızca ve İngilizce tercümelerinden alabiliyorduk. Şimdi doğrudan doğruya alma imkanımız var. Rahmetli Kafesoğlu Hoca, onunla çok genel Türk tarihçisi olmak istemiş fakat onu Selçuklu'ya mahkum etmiş hocası. Onun için bir ukde idi. Ben onunla karşılaştım. 80 ya da 81 yılıydı. Dedi ki, şu kelimeyi Batılılar kasıtlı olarak yanlış okuyorlar. Ben biliyorum. Biliyorum ama ben Çince bilmediğim için karşılarına çıkıp bir şey söyleyemiyorum. Şimdi eğer tarihimizi biz yazacaksak o zaman Batı'daki tarihçiler kadar güçlü olmamız gerekiyor. En azından vasıta bilgiler bakımından, dil bakımından. Hı. Orada 7-8 dil. Bir şansımız da şu oldu, Rusya'dan, Bolşevik ihtilalinden sonra Türkiye'ye gelen bilim adamları, tarihçiler, sosyologlar, onlar da bir çığır açtılar. Yani tarihçiliğimiz zenginleşti. O 18. yüzyılda medresede şu okutuluyordu. Yani bazı felaketler belki insanların hayrına oluyor. Tarihçilik açısından da böyle bir açılım olmuştur. İşte Mao'nun Çin'inin ortaya çıkışı orada. Yoksa bizim ilişkilerimiz belki bu ölçüde Formazo ile, milliyetçi Çin'le olmayacaktı. Efendim, diğer tarafta Bolşevik ihtilali belki olmayacaktı. Ama bir şeye karar veremiyorum. Nedir tarihin hocam? Emperyalizmin aracı olarak kullanılması tarihçilik adına çok sayıda çalışmayı ortaya çıkarmıştır ama buna sevinelim mi, üzülelim mi, ona karar verebilmiş değilim. Bize de karar vermek zaten düşmez hocam. Siz şimdi şey var hocam, biliyorsunuz hocam. Yani tarihçi emperyalizm dediğiniz zaman bir oryantalizm devreye giriyor biliyorsunuz. Özellikle 18. yüzyılda Doğu'yu tanımayı arzu ediyor Batı dünyası. İşte bu amaçla bizim ifademize şarkiyat kurumlarını oluşturuyor. Ve oryantalizmin aslında ilk amacı Doğu'yu gerçek anlamıyla tanımak. Fakat daha sonra bunu şey emperyal güçler bunu kullanacaklardır. Ve o noktadan itibaren Doğu'ya, kendileri Doğu'yu tanıtmaya kalkıyor. Dolayısıyla işte Hindistan'ı, Mısır'ı vesaireyi kurgulamaya başlayacaktır. Oryantalistlerin mesela yazdığı Mısır tarihlerine baktığınız zaman Mısır tarihini ikiye ayırıyorsunuz. İşte modernite dönemi ve modernite öncesi diye. Modernite öncesi Osmanlı emperyalist dönemidir.
Ve modernite dönemi iyi dönemdir ki modernite dönemi dediği dönemde de işte İngiliz işgali altında İngiltere tarafından şey yapılıyor. Ama bir de mesela bu oryantalistlerin telif ettiği en önemli eser hocam da bilir, İslam Ansiklopedisi. Biz hala o İslam Ansiklopedisini 1940 tercümesini kullanıyoruz. Gerçi Türkiye'de bir takım bilim adamları da onun tekrar yazımında şey etti ama şimdi mesela ansiklopedi dedik. Türkiye'de bu anlamda yeterince ansiklopedi de yok. Bir Diyanet'in İslam ansiklopedisinden belki bahsedebiliriz ki o da henüz bitmedi. Diğer ansiklopedilere baktığınızda İslam ansiklopedisi, bir de Türk ansiklopedisi var. Onun dışındaki ansiklopedilere bakacak olursanız işte Britannica var. Efendim belki sözlük olarak Meydan Larus'u ifade edebiliriz ama onlar da zaten biliyorsunuz olduğu gibi tercüme. Yalnız burada şunu da ifade edeyim. Bundan yaklaşık 5 yıl önce özellikle Türkiye'de iki önemli külliyat ortaya çıktı. Ben onları belki tenkit edilebilir ama önemsiyorum. Birisi Osmanlı külliyatı, bir diğeri Türkler külliyatı. Ki onların ikisi de yaklaşık 7-8 ayda o bilgiler toplandı, yayınlandı. Tekrar edeyim, içeriği belki tenkit edilebilir ama bu bence şunu gösteriyor. Artık Türkiye 6 ayda veya 1 senede bu külliyatı yazabilecek bir bilgi birikimine ulaşmıştır. Bundan sonra sanırım daha iyi çalışmalar ortaya çıkacak. Hocamın dediği gibi doğrudan doğruya kaynaklardan konuyu algılayıp yazabileceğiz. Bir örnek vereyim mesela. Şimdi her sene ben bunu da sınıfta tekrar ediyorum. Mesela Küçük Kaynarca Anlaşması'nın en önemli maddesi olarak veya en önemli sonucu olarak şu ifade edilir. İşte Ruslara, Ortodokslara himaye etme hakkı tanınmıştır diye böyle bir cümle. Ki bunu Osman Köse biliyorsunuz hocam doktora çalışmasında anlaşma metinlerini falan inceledi. Buna yorumlanacak hiçbir maddesi yok. Fakat Ruslar söz konusu anlaşmayı yaptıktan sonra bu anlaşmayı sözde Fransızca, İngilizce metinlere çevirecekler ve Batı'da yayınlayacaklar bunu. Ve daha sonra bizim bir kısım yakın çağ tarihçilerimiz oradan tercüme ederek alacak ve bunun sonucunda işte Ortodoksları himaye etme hakkını Ruslara tanımıştır diye bir cümle. Ki biliyorsunuz bu yıllarca üniversite sınavlarında da sorulabilmiş bir şey. Ve maalesef soru soruldu. Yani öğrencilere bunu anlatmanıza rağmen o eski öğrenmiş şey de çok çabuk değişmiyor. Yine de işte Ortodoksları himaye etme hakkı Ruslara verilmiştir gibi o kalıpsal cümle kullanılabiliyor. Yani bence hiç çok fazla da şey etmemek lazım. Türk tarihçiliği yani belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonra da daha önemli eserler ortaya koyabileceklerdir. Peki hocam yazdığımız kendimizde olan bir metni neden gidip de başka ülkelerin kaynaklarından çeviriyoruz ki? Yani şimdi başka bence şimdi hocam müsaade ederse şimdi kaynaklarda ben bizim başka gibi kavramların olmaması lazım. Yani buna da bakacaksınız, ona da bakacaksınız. Evet. Onların hepsi, yani kaynağın bence bizim sizin yok. Onların hepsi kaynak ama tenkit yöntemini burada devreye giriyor. Sağlıklı bir şekilde tenkit edip ondan sonra gerçeğimsi olarak düşündüklerinizi veya sizin düşüncenizi yönlendirebilecek olan bilgileri tespit edip bu tespiti şeyle paylaşmanız lazım. Şimdi bir de şey var, yani belge dediniz de mesela bakın Osmanlı belgelerine baktığınız zaman Osmanlı belgelerinde iki önemli husus görürsünüz. Mesela Canik'le ilgili, Samsun'la ilgili yazılmış bir belgeye bakın. Asayiş açısından inceler. Özellikle. Asayiş Berkem Asa problem yok. Ama mesela şeye bakıyorsunuz, İngiliz belgesine bakıyorsunuz, amele ücretleri kaç lira? Efendim burada işçi çalışabilecek imkanlar var mı?
burada işte iş yapılabilecek sahalar var mı, ona bakıyor. Çünkü birisi şeyini getirip, siz söyleyin, tüccarını getirip, iş adamını getirip burada iş yeri kurma düşüncesi var, ona göre belge üretiyor. Ama siz İstanbul'dan baktığınız zaman işte asayiş var mı, huzur var mı, halkın refah durumu ne seviyede, ona göre bakıyorsunuz. Dolayısıyla belgeleri bu açıdan şetiyorsunuz. Şimdi bugün diyelim ki ben Samsun'un sosyal yapısını çalışacaksam, bana o zamanın eğer işçi ücretleri lazımsa otomatikman konsolosluk raporlarına bakmam lazım. Çünkü benim belgelerde bu tür bilgileri çok fazla bulamam. Ama mesela nüfus yapısına baktığınız zaman konsolosluk raporları, efendim işte seyahatnameler filan, onlar tamamen tahmini bilgileri ifade ediyor. Orada da yani Osmanlı'nın yaptığı nüfus sayımlarına bakacaksınız. Çünkü o nüfus sayımları asker ve vergi mükellefini belirliyor. Yani belgeleri şeyine göre, ortamına göre, yazılış amacına göz önüne alarak bence değerlendirmek lazım. Bilmiyorum hocam ne der. Peki hocam, biraz da tarihin artık işlevine dönecek olursak. Tarih bilinci nasıl olmalı? Nasıl yerleştirmeli? Hakikaten tarihin bir millete öğretimi nasıl olmalı? Tarihini kaybeden milletler, bilmeyen milletler geleceğini de kaybeder mi Atatürk'ün dediği gibi? Tabii bu amacı bakımında doğru tanımlardır. Ama tarihçilik profesyonel bir iş. Değil mi? Tabii. Yani, senaryo şimdi, yazmak gibi değil. Öyle aslında, yöntem olarak öyledir. Bir senaryodur, bir hikayedir, bir romandır. Ama kalkış noktası farklıdır. Yani tarihçi elindeki belgelerden hareket ederek o hikayeyi oluşturur, o senaryoyu ya da romanı oluşturur. Bir gerçekten romancı veya senarist bunu tamamen kendi iç dünyası ile ve dış alemle bağdaştırarak yapar. Tabii bizim işimiz o bakımdan biraz daha kolay. Yani ben öyle görüyorum. Çünkü biz konuyu biliyoruz, onlar bilmiyorlar, yaratıyorlar. Onlar sanatçı. Biz bu işin daha çok mutfak tarafıyla meşgulüz. Dolayısıyla bunun çok profesyonelce olması lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer biz bir konu seçtik, o konu daha sonra bizi sıkıntıya sokacak diye, bizi zor durumda bırakacak diye bir kenara itilmez. Ne çıkarsa bahtımıza. Tarihte bu iş böyledir. Tarihçi buna sadık kalacak. Ha, tereddütlerimiz ortaya çıktığı zaman bekleyecek. Acaba bunun devamı var mıdır? Devamını bulacak. Şimdi eğer bunu profesyonelce yapmazsak, yazan yapana sadık kalmaz. Bu da tarih olmaz. Biz şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi elimize belgeler geldi, bulgular geldi. Efendim biz bunu şey yapalım, tutalım, yazmayalım. Hayır, böyle bir şey yok. Ne çıkarsa, ama o söylediğim konu seçme bakımından tarihçi ölçütleri vardır. O ölçütler içerisinde olayı ele alacaktır. Yani çok efendim sansasyonel, bir defa olmuş ve toplum hayatını birinci derecede etkilememiş. Mesela görüyoruz, yakın zamanda belgesel dediler adına, Mustafa diye bir film yaptılar. Yani orada verilen hocam, mesaj orada şöyle son derecede yanlıştı. Efendim, ha bunu senaryo, şimdi şu da var. Efendim, senaryo ayrı iş, hikaye, roman ayrı iş, tarihçilik ayrı iştir. Önemli olan oradaki bir hikayede, bir romanda, bir senaryoda kurgunun sağlamlığıdır. Burada belki onların ama topluma verilmek istenen mesaj orada çok sıkıntılı idi. Mesela Fikriye yazılıyor. Bakın şimdi bunları ben yakın tarihimizle ilgili olduğu için söylüyorum. Ha, bu farklı gidiyor. Öğrenci bize diyor ki öyle değil diyor.
Öyle değil diyor. Bir romandan, bir hikayeden, bir efendim filmden etkilenmiştir. Onu bize soruyor. Yani neredeyse... Orada Atatürk'ün normalleştirme çabası vardı biraz. Şimdi ama onu ben söylemek istedim. Şimdi tamam, orada kurgudur. Ama topluma da yanlış mesaj verilmemesi lazım. Hı hı. Yani bu ben efendim senaryodur bu, bir hikayedir bu, doğru olmayan bir şeydir nihayet. Roman, hikaye ya da senaryo kaba tabiriyle olmayan bir şey. Hayal mahsulü olan bir şey ama gerçek ögeleri kullanıyorsunuz burada. Osman dikkat etmek gerekiyor. Yani. Evet, gerçek ögeler üzerinden hareket edildiği zaman o gerçekliğe bağlı kalmak lazım. Sonra efendim biz... tarihi değil de tarih içerisindeki o küçük anekdotları daha çok seviyoruz toplum olarak. Belki dünyanın öteki yerlerinde de bu böyledir. O küçücük hikayeler, onlar daha kalıcı oluyor. Arada bir ben de anlatırım. Hocam bunu sorsanız derler. Çünkü o akılda daha kalıcı oluyor ama tarih değildir. İlerleyen dakikalarda aslında sormak istiyordum hocam. Pardon, şimdi burada bir kere mesela hocamın dediği şeyler, özellikle bizim öğrenciler veya genelde öğrenciler tarihle, biraz romanlarla, hikayelerle ilk etapta karşılaşırlar, tanışırlar. Ve şimdi hikaye ve romanlardaki ifadelerle işte akademik tarihin ortaya koyduğu ifadeler çelişince de bu sefer ilk duyduğu, ilk okuduğu şey daha böyle kalıcı olduğu için acaba sorusunu bu sefer bize yönlendiriyorlar. Mesela belgesellerin yapımına baktığınız zaman belgesellerde işte uzmanların da görüşleri alınıyor ama sonuçta onu senaryo haline, metin haline senarist getiriyor. Şimdi o bir yerde senaristin düşünce yapısını aslında yansıtıyor. Bence aynı şey tarihi romanlarda da söz konusu. Ama bir kere mekan, hani hocam dedi ya, mekan, zaman, dolayısıyla mekan olarak, zaman olarak anlatılan olayla çağdaş olması lazım konunun. Ne bileyim ben, bir Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'u fethettirirken adamın eline bir sigara vermeyeceksiniz. Çünkü o tarihte öyle bir şey yok. Dolayısıyla biraz da gerçeklikten de hani gerçekliği yakalayamıyoruz ama gerçeklikten de çok da uzaklaşmamak, tamamen serbest olmamak lazım diye düşünüyorum. Siz kendiniz kafanızda bir tane kahraman hayal edersiniz. O kahramanı işte 1500'lerde istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Ama bence mesela Yavuz'u gündeme getiriyorsanız biraz da belgelere, kaynaklara izin verdiği ölçüde bir Yavuz şey etmeniz lazım. Ama bu belgesellerin bir faydası var, belki filmlerin falan. İşte. Tarihe merak salıyor. Ondan sonra işte bu böyle miydi, şöyle miydi diye bize de soruyorlar. Bizim de bu sefer konuşma imkanımız oluyor. Peki hocam, ne düşünüyorsunuz malum diziyle ilgili? Kanuni Sultan Süleyman malum, dönemini anlatan diziyle ilgili muhteşem yüzyıldan bahsediyorum. Yani bu konuda algı ne olmalı? İnsanların hep dediği bir şey de var. İşte ikiye bölünmüş durumda adeta. Yani sosyal paylaşımda takip ederseniz belki görürsünüz. Şöyle, bak bunu bir film olarak, bir dizi olarak izliyorlarsa ben diyorum ayaklarını uzatsınlar, çaylarını, kahvelerini yanlarına alsınlar, izlesinler. Ama tarihsel bir gerçeklik olarak burada bir şey aramaya kalkıştıklarında ve oradaki tereddütleri onları rahatsız ettiklerinde hiç de bağırmasınlar. Çünkü onlar bir dizi seyrediyorlar. Kimsenin bağırmaya hakkı yok. Ya da izlemeyecekler onu, rahatsız oluyorlarsa. Böyle mi düşünmek lazım hocam? Yani? Yok, ben izlemiyorum da onun için. Hiç bakmadınız mı? Hiç bakmadım. Hiç? Hiç. Yani fragmanları o kanalı izlerken geçiyordu, onları gördüm. Ama hiç izlemedim. Belki bir baksanız karşı şöyle... olduğumdan dolayı değil. Belki vakit bulma, ilgimi çekmedi onun için. Yani en azından işte doğru imgeler kullanılmış mı, kullanılmış mı? Mesela Mustafa'yı seyrettim. Mustafa'yı seyrettim. Çünkü o benim alanım olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti tarihi olduğu, onu seyrettim. Osmanlı tarihçisi olsaydım belki onu da seyrederdim. Ama seyretmedim. Hiç seyretmedim. Tamam. Hocam siz ne düşünüyorsunuz muhteşem? Yani şimdi sürekli seyretmiyorum. Bir iki kere baktım. Ama çok farklı bir açıdan bakarsınız elbette ki siz, yani oraya baktığınızda. Ben bile mesela
nispeten bir işte edebiyat bölümü bitirmiş bir öğrenci olarak, bir şahıs olarak normal bir vatandaş gözüyle bakamıyorum. İşte bu böyle değildi, bu şu o zaman yoktu, bu zaman yoktu gibisinden bakıyorum ki siz çok daha geniş perspektiften bakınca hakikaten ne düşünüyorsunuz? Şimdi o gerçekten yani şimdi bir kere sürekli seyrettiğim bir dizi değil. Zaten televizyonda pek fazla seyretmez ama şimdi bir iki şeyine ne denir? Bir iki kere seyretme imkanım oldu diyeyim. Ya seyrettim. Ama o normal işte bir tane bir film. Muhteşem Zülüman filmi şeyin ifadesiyle, Hürrem'in ifadesiyle. O biraz şeyden haremden şeye bak, harem yaşantısına bakış. Şimdi oradaki değerlendirmeler filan bizim belgelerin yansıttıkları değerlendirmelerle örtüşmüyor bir kere. Ama neticede bir hocamın dediği gibi sanat. Ve hocamın dediğini. Ama şimdi şu var yani ya en azından o film televizyonda verilmeye başlandıktan sonra bakın Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili eserlerin satışı arttı. Evet, çok fazla. İkincisi, çok fazla. Televizyonlarda Kanuni Süleyman üzerine yapılan birçok paneliydi, açık oturumuydu, sohbet toplantıları yapıldı. Bilmiyorum derslerde bunlar çocuklara, şeylere, hocalara soru olarak geldi mi? Buralardan baktığınız zaman bence olumlu. En azından tenkitçi bir gözle bakılabiliyor. Ya gerçekten böyle miydi? Hadi gerçeği doğrusu nedir diye bakma imkanı belki bulabilir halk. Bu anlamda iyi bir şey bence. O zaman okuyacak hep, yani. Senaristlerin de hep söylediği şey şu hocam. Yani bu bir dizi. Evet, çayınızı kahvenizi alın, ayaklarınızı uzatın ve izleyin. Yani bu bir dizi tabii ki tarihsel gerçekçiliklere bazı noktalara bağlı kalarak ilerleyen bir senaryo. Ancak ama toplumdaki algı da hocam her zaman böyle olmuyor. İnsanları gözlemlediğinizde, biraz gözlem yaptığınızda vay be ecdadımıza da bak deyip işte o Kanuni'nin halvet sahneleri ertesi gün konuşulabiliyor. Yani, ecdat da neymiş gibisinden. Yani iyi, çok özür dilerim söylüyorum burada. Hayır, kendilerinden. Şu mesela böyle bir şey yok da ben danışmanlık yapacak olsam böyle bir şeye derim ki bakın burada gerçek kişiliklerle hareket ediyorsunuz. Onlara mümkün olduğu kadar bağlı kalacaksınız. Aradaki olayları tabii ki bu biz öğretici ya da hikayeci tarihçilik dedik ya, onda olduğu gibi bir ev hikayesi koyabilirsiniz araya. Ama incitmeyecek. Evet. Yani Süleyman'ın kişiliğini, Kanuni'nin kişiliğini incitmeyecek. Ve onun zıtlaşmayacak o kimlikle, Kanuni kimliğiyle. Yani bunu Batı'da çok güzel yapıyorlar. Çok güzel yapıyorlar. Belgeselden ayırt edemiyorsunuz ve zevkle de izliyorsunuz onları. Ve şimdi Batı'da yapılanları. Bir başka yabancı televizyon kanalı The Tudors isimli bir işte dizi var. Orada Tudor hanedanını işliyor. İşte orada çok daha fazlası var. İşte orada çok daha enteresan sahneler gösteriliyor. Yerin dibine sokulup çıkarılıyor bazen kraliyet üyeleri. Onlara tepki yok da biz neden hemen şaha kalkıyoruz? İşte bir kanuni bildiğimiz gözden farklı bakılınca gibi. Böyle de söylemler var. Aslında dizinin danışmanı da bildiğim kadarıyla Erhan Afyoncu. Şimdi bizde bir hanedan var. Onlarda beş hanedan var. Değil mi? En az. Windsor'lar, Tudor'lar, şu ankiler. Bizde bir tane var. Kıymeti mi bekle hazım diyoruz? Kıymeti bakımından değil. Onlar yani. Tabii o rekabetler arasında olabilir. Doğru, hanedanlar yani. Arası rekabetler. Entrikalar daha evet, fazla olabilir. Evet, evet. Tabii. Yani şimdi biz çocukluğumuzda tabii Avrupa tarihini o kadar o magazinsel tarafını bilmiyoruz ama böyle derlerdi elmayı keserken işte misafirine yedirecek ama o bir tarafı böyle zehirli bıçakla, o zehirli olan tarafla kestiği elmanın bir yarısını ona veriyor, diğer yarısını kendisi yiyor. Misafir, düktür, konttur vesairedir. Ama aralarında müthiş rekabet var tabii. Hı hı. Ya şimdi aslında o konu çok yani Kanuni dönemi çok tartışılabilecek bir şey. Yani onun Kanuni'nin oğluyla ilişkisi, efendim eşiyle olan ilişkisi filan. O dönemi çok iyi algılayabilmek için o dönemin siyasetini de bilmek lazım. Bizim biraz şeyde kültürde
İyileri padişaha, kötü hadiseleri de çevresindekilere yamama modası var. İşte padişahlar genellikle aldanmış olur, kandırılmış olur. Kötü aslında vezirdir filan. Dolayısıyla ne kadar Hürrem bu işi yönlendiriyor? Yoksa bizim tarihçiler mi Hürrem'e bu görevi vermişlerdir? Kanuni biraz daha böyle masum göstermek için. Şimdi bu konulardaki edebi ürünler üzerinde çalışan kişilerin böyle düşünceleri de var. Dolayısıyla araştırmak lazım. Evet. Diziyi konumuzla bağdaştırmak için hocam en önemli noktalardan birisini de şu olarak görüyorum. Bir tarihçi hocamızdan duyduğum şuydu. Dizi sizin görüşünüzdeydi. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Ancak benim gözümde tarihsel yanlışlıklar yapılmasın. O da şu. Mesela orada tam olarak da bilmiyorum. Ben de dizinin takipçilerinden birisi değilim. Parkalı İbrahim'in notlar tuttuğu işte tarih yazdırdığı söyleniyordu. En basit o yüzyılda Bakanüstük bizde yok demiştim. Bakanüstük yok ama şey var yani tarih yazıcılığı var. Yok. Öyle mi? Bizde bak o 18. yüzyıldan örnek verdim yani tarihçilik böyle can çekişiyor. Tarihin anlamı sapmış bir kere. Hı hı. Öyle tarih anlatım. Ama kuruluş döneminde, Selçuklu döneminde çok güzel eserler var. Kuruluş döneminde biliyorlar Osmanlı'nın nereden geldiğini. Bizans da biliyor. Hun diyor. Çünkü Bizans Hunları tanıyor. Hı hı. İlk Bizans kroniklerinde Osmanlıları gördüğü zaman Hun diyor. Şimdi o dönemde yazılıyordu. Çok da ifade kitap, geçiyor çok, yani. Tabii. Kroniklerde geçiyor Hun tabiri. Çünkü benzetiyor. Belki Hunlarla Osmanlıların ortaya çıkıyor. 1000 yıl fark var. Ama milletlerin hafızası böyle geniştir. Yani kişi bir şey 40 yıl, 50 yıl işte ömrü boyunca saklar. Milletler sonsuza kadar saklar. Ama tarih bilinci tabii. Bizans yazmış. Bizans şeyden beri, Roma'dan beri yazmış. Yani Bizans diyoruz ona, Doğu Roma yazmış. Aralarındaki fark biri Grekçe yazıyor, öbürü Latince yazıyor. Ama yazmışlar. Yani şeyi açtıkları zaman bak bu Çinliler de öyle. 500 yıl sonra bir olayı söz konusu ediyor. Meten'in imparatoru kuşatması var. Çin tarihinde örnek vakadır. Örnek gösterilir. Nasıldır hocam? O kuşatmış. Orada generallerini dinlememiş. Şeye doğru, kuzeye doğru ordu sevk etmiş. Demişler ki efendim böyle. Kuşatılınca tabii orada Mete onu 7 gün kuşatma altında tutmuş. Sonra salıvermiş. Yani niye salıverdi, şudur budur, tabi muazzam burada Atilla'nın Roma'ya karşı yaptığı, Mete'nin orada imparatoru serbest bırak. Yani imparatoru o kuşatmanın içerisine alsa, esir etse, bak ben Çin imparatorunu esir aldım, öldürse adam azizleşecek. Yani azizleşecek de tanrısallaşacak, tanrı olacak Çin'in gözünde. Ama öyle bir politika yüzülüyor ki onu... Affetmek daha büyük büyüklük, bir utanç. Tabii yani ey zulümden de acı olan merhamet. Bazen merhamet zulümden de acıdır. Onu öyle yapıyor. Nihayet Çin'in başında Mete'ye yenilmiş bir imparator var. Zaten ondan sonra tutmadı. Otur abi, sen ayaklanmalar tuttun. Çıktı artık sana hükümdar denmez, sen yenilmiş bir adamsın. Karizma sıfır. Ondan sonra adam öldü bir çatışma sırasında. Fazla yaşamadı. Ben şimdi böyle örnek olaylar var tarihimizde. Keşke hocam yazmamış olsak da aktarmak çok önemli. Mesela şu an günümüzde yıl 2012 hala Batı tarihçiliği Atilla'yı Hristiyan yapma derdinde. Yani keşke evet. Keşke yani bunda onların öyle bir gayeleri var hocam yani. Keşke biz de yazmasak da şimdi, doğru aktarsak. Bak şimdi orada biraz amaç farklılığı var hocam. Hayır şimdi Atilla efendim Papa geliyor önde eğiliyor ondan sonra ne istiyor? Hristiyanlık adına Roma'nın bağışlanmasını. Düşünebiliyor musunuz? Girseydi belki o sırada ben de senaryo yazıyorum şu anda. eski Roma'nın bütün yazar çizer takımı sadece yazarları değil. Sadece yazan insanlar değil bir de çizer takımı. Şimdi şeyler vardı ya bu savaş muhabirleri falan tehlikeyi göze alırlar giderler orada. Çıkmışlardır Roma'nın böyle yükseklerine. Barbar şimdi şehrimizi nasıl yakacak? Onun resimlerini. Biri de onun destanını yazmaya hazır. Fakat aynen şeyde salıverdiği gibi bağışladım.
açı. Onu Atilla da öyle söylüyor. Mete'den 400 yıl sonra, 650 yıl sonra, Mete'den 650 yıl sonra aynı şeyi yapıyor. Bağışladım git. Şimdi bunu biraz bir şey yapıyor. Bağışladı. Şimdi bağışlanmışlık. Bu bir zafiyet değildir. Bu bir politikadır. Hani her yerde bağışlamıyor tabii. Şeyde de bağışlamayanlar. Malazgirt'te de var. Evet. Aynı şey. Yani orada bağışlamış olmak karşı tarafa bir lütuf değil. Karşı tarafa bir ders veriyor. Bunun çok örnekleri vardır. Ama mevzu ne Hristiyanlar için? Atilla orada da Hristiyan oldu. Şimdi evet onu öyle söylüyorlar. Şimdi biraz daha. Şimdi evet Hristiyan olduğu için Roma'ya dokunmadı. Ne diyeceklerdi? Bir barbar nasıl Roma'ya dokunmaz? Âli cenaplıktan mı? Âli cenaplığından mı dokunmamıştır? Hiçbir barbar âli cenap olabilir mi? Muhakkak ona diyecek Hristiyan olduğundan diyecek. Bu sebebi getirmezse başka hangi sebep ortaya çıkıyor? Onun medeniyet ama Roma gibi bir medeniyet orada şeydi. Biraz şey de etkili mi hocam? Şimdi hani yazar şimdi kendi kültüründen baktığı için ki kendine göre yorumluyor onu. Şimdi karşı tarafın düşüncesini, niyetini bilmeyince kendisi gibi şey diyor. Yani kendisi gittiği zaman işte efendim Hristiyanlığa dönüştürüyorsa veya işte zayıf kaldığında hemen ihtida edebiliyorsa ihtida diyorum şey işte. Bu, hikayeci yani, tarihçilik. Kroniklerde bu böyle. Türkleri ama de öyle görüyor olabilir. Tuhaf yani. Tarafı yani o hikayeci tarihçilikte benzer bu olabilir. Benzer şeyler Fatih için filan da var yani. Evet, yani şimdi, dolayısıyla o zaman belli bir kültür bu yani. Bak Atilla'ya da yapmış diyorsunuz. İşte, Fatih'e de yapmış diyorsunuz. İşte bakın. Tarihte büyük adamlık kolay olmuyor. Tarihten bize gelen isimler kimdir? Yani Hunlar denildiği zaman Asya Hunlarından Mete geliyor. Avrupa Hunlarından Atilla geliyor. Başka şimdi o alanın içerisinde olmayanlar hangi isimleri tanıyorlar? Evet. Osmanlı denilince Fatih. Efendim Alparslan, denildiği zaman Selçuklu denildiği zaman Alparslan. Çağrı, şimdi kolay işte yani şimdi ben şeyi diyorum, futbolcular arasında küçük bir fark vardır diyoruz. İşte o fark bir diğerini işte Messi yapıyor veyahut da bir başkası yapıyor. O küçücük fark. Öyle diyoruz. Böyle küçücük bir fark. Küçücük bir fark mıdır? Yoksa kendine özgü bir fark mıdır? Bu Atatürk için de söylenebilir. Milli mücadelede Atatürk yalnız değildi. Etrafında komutanlar vardı. Hı. Ama onlarda küçücük bir farkı vardı. Yani bizim diyelim ki üçüncü lig takımlarında oynayan bir orta saha oyuncusuyla Messi gibi. Değil mi? Yani. Ya mutlaka bir Atatürk çıkardı da dedi mi? Işte ama yani bunu kabul etmek lazım. Şimdi tarih bir yerde kahramanların tarihidir. Biz devletin tarihidir diyoruz ama bunlar çok romantik anlatım biçimleridir. Kahramanların tarihidir. Çünkü asıl özne büyük olaylarda insandır. Böyle insanın dışında asıl unsur olabilmiş, yani olayı kontrol altına tutabilmiş değerler daha azdır. Yani siz böyle büyük olaylara bakıyorsunuz, orada insan var. Yani efendim getiriyorsunuz, iki dünya savaşına bakıyorsunuz, orada insan var. Yani öteki unsurlar da var muhakkak. Hocam ben de şey söyleyeyim, şimdi mesela bir de bu şöyle bir soru. Efendim işte Türkler örneğin Balkanlara da asimile politikası izleselerdi, işte Balkanların hepsi Müslüman olurdu gibi bir yaklaşım var. Yani bu biraz Batı mantığıyla bakmak. Çünkü Batı gittiği yerde ya Hristiyan yapmıştır veya işte mesela bugün de bütün dünyayı demokrat yapmaya kalkıyor. Şimdi o hesap Balkanlarda siz Müslüman yapmaya kalkarsanız orada birçok soru sormak gerekir ki bu da tarihçiliğin dışına çıkar. Sanırım zamanımız doluyor galiba. Evet hocam bizim çocuklar uyuyorlar aslında. Daha çok şey konuşacaktık ama müsaade ederseniz. Evet hocam o kitapları mutlaka. Bunları getirdim. Şimdi hocamız Eğitim Fakültesi Orta Orta Öğretim Sosyal Alanlar Bölüm Başkanı. Daha önce de ifade ettik Eğitim Fakültesi Dekanlığını yaptı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yaptı. İlmi yönüne bakacak olursak hocamızın elimin altında çıkmış iki tane kitabı var. Birisi
Albayrak olayı adını taşıyor. Hocam onu gösterebilirsiniz zaten. Arkadaşlar belki yaklaşabilirler. Şöyle mi yapalım? Bir diğeri de saltanattan ulusal egemenliğe diye bir kitabı. Bunlar Cumhuriyet tarihi alanı ile ilgili yapılmış çalışmalar. Hocam inşallah doktora teziniz de en kısa zamanda basılır diyeyim. O da genel Türk tarihi şeyini gösterir bize. Teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim hocam. Bunun aslında da daha çok şeylerden bahsedecektik bir ama. Çok neyse. Fazla şey vardı. Bir dahakine hocam şöyle 6-7 saatlik bir program talep edelim kanaldan ki ya da izin versinler sabaha kadar devam edelim diyoruz ama hakikaten yani içinden de çıkamayacağımız bir alan tarihi. Bu derya yani adeta. Sizin hocam son toparlamak için söyleyecekleriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz. Estağfurullah hocam. Ne demek? Zevk oldu benim için. Teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Umarız ki seyircilerimize de faydalı olabilmişizdir. Hocamın kitaplarını da gösterdikten sonra sevgili seyirciler, takvim ve tarih programının bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir bölümle, yeni bir programla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İyi geceler diliyoruz.